2015 Nisan ayından bu yana faaliyet gösteren Çömü Organ Nakil Merkezi'nde bugüne kadar 200'ün üzerinde hastaya böbrek nakli gerçekleştirildi. Çömü Organ Nakil Merkezi %95 başarı oranıyla Türkiye'deki sayılı nakil merkezleri arasında yer alıyor. Çömü organ nakil merkezi operasyon sonrası %95 başarı oranıyla Türkiye'deki sayılı nakil merkezleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar Çanakkale'de 200'ün üzerinde hastaya böbrek nakli gerçekleştirildiğini belirten Çömü Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Profesör Doktor Cabir Alan organ bağışının önemine dikkat çekti. Yani şu ana kadar canlı ve kadar olmak üzere 200'ün üzerinde nakil işlemi gerçekleştirdik. Böbrek nakli başarı oranımız %95'in üzerinde. E, çoğunlukla biz kadavradan nakili tercih ediyoruz. E, canlıların canlı nakil e, diğer kişide sağlık açısından problem çıkartabileceği için çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Ama ülkemizde e, bağış oranı çok düşük olduğu için mecburen canlıların e, canlı, canlı böbrek naklini daha sık yapar durumdayız. Ülkemizde 30 bin kişinin organ beklediğini, bunun 24 binini böbrek bekleyen hastalar oluşturduğunu belirten Profesör Doktor Cabir Alan, birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybettiğini söyleyerek organ bağışının hayati önem taşıdığını vurguladı. Genel olarak bakacak olursak ülkemizde 30 bin üzerinde organ bekleyen hasta var. Bunun 24 binini böbrek nakli beklenen hastalarına oluşmaktadır. E, fakat nakil olmak istemeyen ve diğeriye giren total böbrek yetmezliği hastası 80 bin civarında ve her yıl bu hastaya 5.000 bin hasta eklenmekte. E, böbrek nakli için konuşacak olursak yıllık yapılan e, böbrek nakli sayısı 4000'dir. Bunun 2500-3000 civarı canlıdan canlı nakildir. 1500 civarı e, kadardan nakil şeklindedir. Ülkemizde e, her 5 beyin ölümünden sadece birisi Organlarını bağışlamaktadır. E, totale baktığımız zaman yıllık bekleyen hasta sayısı 24 bin civarında. 4 bin tanesi e, nakil oluyor. 20 bin her yıl bekleyen hasta var. Bunların bir kısmı maalesef organ beklerken hayatını kaybediyor. Yani nakil olamadan özellikle kap bekleyen hastalar, karaciğer bekleyen hastalar e, bekleme sürecinde hayatını kaybediyor. Bunların tek kurtuluş yolu, hayatta kalma yolu organ bağışı.